Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki bir gün canımız çok sıkıldı. Camdan dışarı baktık ve otoparkta duran arabalar dikkatimizi çekti. Acaba bu arabaların uzunlukları ne kadar sorusu aklımıza takıldı. Canımız sıkın ya kafamıza öyle bir soru geldi. İşimizde olmadığı için aşağı inip ölçmeye karar verdik. Hadi dedik gidelim ölçelim. Otoparktaki arabaların boylarını tek tek ölçtük. Arabaların boyunun ölçüsünü aldık yani. Anlaşılan bayağı sıkılmışız. Neyse, o toparkta 5 araba olsun. Evet, ilgilendiğimiz araba popülasyonu, istatistikte buna yığın ya da ana kütle de denir. Bu popülasyon 5 arabadan oluşuyor. Arabanın biri 4 metre, diğeri 4,2 metre, bir diğeri 5 metre, dördüncüsü 4,3 metre, ve sonuncusu da 5,5 metreymiş. Ölçüp piştik, bu ölçüleri bulduk. Şimdi bu popülasyon için bazı parametrelerden bahsedelim. Mesela merkezi eğilim ölçüsü. Bu konuda en popüler kavram aritmetik ortalamadır. O halde hadi bakalım bu araba popülasyonu için aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Popülasyonun aritmetik ortalaması için MÜ'yü kullanacağız. Bunu sembolize etmek için M ve Ü harflerini, MÜ'yü kullanacağız. Bütün sayıları toplayıp 5'e yani otoparktaki arabaların sayısına böldüğümüzde elde edeceğiz. Daha hızlı olması için hesap makinesi kullanalım. 4 artı 4,2 artı 5 artı 4,3 artı 5,5 bölü 5 ne ediyor? Sonuç 4,6. Yani neymiş? Araba popülasyonunun aritmetik ortalaması 4,6. Ve tabii ki bunu metre cinsinden yazacağız. 4,6 metre. Evet. Artık merkezi eğilim hakkında bir fikir sahibiyiz. Şimdi verinin yayılımını, özellikle de merkezi eğilime göre ne kadar yayılmış olduğunu merak ediyoruz. Bunun için de verinin yayılımını ölçmenin yollarından biri olan popülasyon varyansını kullanabiliriz. Varyans, ortalamaya olan uzaklıkların karelerinin ortalaması olarak bulunur. Hadi bakalım. Şimdi de araba popülasyonumuz için popülasyon varyansını hesaplayalım. Önce bu sayıların tek tek ortalamaya olan uzaklıklarını bulacağız. Sonra da bunların karelerini alıp ortalamalarını hesaplayacağız. Başlayalım. 4 eksi 4 virgül 6'nın karesi artı 4 virgül 2 eksi 4 virgül 6'nın karesi artı 5 eksi 4,6'nın karesi artı 4,3 eksi 4,6'nın karesi artı 5,5 eksi 4,6'nın karesi bölü 5. Ve sıra yine hesap makinesinde çünkü kafadan yapamıyoruz bu işlemi. Hesap makinesiyle bakıyoruz. 4 eksi 4 virgül 6 eksi 0 virgül 6 eder. Eksi 0 virgül 6'nın karesi ile 0 virgül 6'nın karesi aynı şeydir. Onun için 0 virgül 6'nın karesi olarak yazıyorum. Artı 4 virgül 2 eksi 4 virgül 6 eksi 0 virgül 4 eder. Bunu da 0 virgül 4'ün karesi olarak yazalım. Sonra artı... 5 eksi 4,6 yani 0,4'ün karesi artı 4,3 eksi 4,6 eksi 0,3 eder. Karesini aldığımızda eksi kaybolacak. Onun için yine 0,3'ün karesi olarak yazıyorum. Ve son olarak da 5,5 eksi 4,6 ne ediyor? 0,9 ediyor. Bunun karesi de 0,9'un karesi şeklinde yazılabilir bölü 5 yaptığımızda sonuç ne ediyor? Sonuç 0,316. Şimdi size ilginç bir soru soracağım. Popülasyon varyansının birimi ya da ünitesi nedir? Şimdi burada 4,4 metre eksi 4,6 metre var. 4,2 metre eksi 4,6 metre. Evet bunların hepsi metre. Hepsine metre yazalım. Metreden metre çıkarsa ne kalır? Metre kalır. Metrenin karesini alırsak ne olur? Metrekare artı, metrekare artı metrekare artı metrekare artı metrekare artı metrekare elde ederiz. Ve son olarak bu toplamı birimi olmayan ve otoparkta kaç tane araba olduğunu gösteren bu sayıya yani neydi o sayı? 5. 5'e bölersek popülasyon varyansının birimi de metrekare olur. Bu noktada verinin ortalamaya göre yayılımını görselleştirmeye çalışırken yani ortalama metreyken varyansın metrekare çıkmış olmasının garip bir durum olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Küçük bir ipucu veriyorum. Varyansın sembolüne bakın. Sigma'nın karesi. O halde bunun kare kökünü almaya ne dersiniz? Ha, değil mi? Varyansın kare kökünü alalım. Artık sadece sigma olarak yazıyorum. Yani 0,316 metrekarenin kare kökü. Hemen bunu da hesaplayalım. 0,316'nın kare kökü. Virgülden sonra 3 basamak kalacak şekilde yuvarlıyorum. 0,562 metre. Evet, yaklaşık olarak 0,562 metre. İyi, güzel de. Nedir bu? Yani varyansın kare kökünü alınca ne bulduk, ne bulmuş olduk? Bu arada hala popülasyondan bahsettiğimizi de eklemek istiyorum. Tekrarlıyorum. Popülasyonun varyansının kare köküne ne denir? Cevabı vermeden önce bunun çok tanıdık bir terim olduğunu, mesela sınav sonuçları için hesaplandığını da söylemek istiyorum. Evet, bu bunun için başka bir renk kullanalım. Bu popülasyon standart sapmanın ta kendisi. Standart sapma verinin ortalamadan sapmasını hesaplar. Değeri arttıkça veri ortalamaya göre daha fazla, değeri azaldıkça da daha az değişkenlik gösterir. Evet, yayılma ya da sapma için iki farklı tanım gördük. Ama başka şeyler de yapabilirdik. Mesela bunların mutlak değerlerini alabilirdik. Her neyse Popülasyon standart sapması bundan ibarettir. Bir sonraki videoda da örneklem standart sapmasını işleyeceğiz.